Merhaba arkadaşlar, şimdi birlikte eşitsizlikler konusunu öğreneceğiz. Birinci dereceden bir bilinmeyen ne? Eşitsizlikler. A ve B reel sayı olmak üzere AX artı B küçük 0, AX artı B büyük 0, AX artı B büyük eşit 0 ya da AX artı B küçük eşit 0 biçimindeki eşitsizliklere birinci dereceden bir bilinmeyene eşitsizlik denir. Bu eşitsizliklerin çözümü birinci dereceden bir bilinmeyene denklemlerin çözümü gibi yapılır. Örnek, 3x eksi 4 küçük eşit x artı 2 eşitsizliğinin reel sayılarda çözüm kümesini bularak sayı doğrusunda gösteriniz. Eşitsizlikler denklem gibi çözülecek. Denklemde x'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Burada da aynı şeyi yapacağız. 3x eksi 4 küçük eşit x artı 2. Bilinmeyenler eşitsizliğin bir tarafında, bilinenler diğer tarafında. X eşitsizliğin sol tarafına eksi olarak geçer. Eksi 4 eşitsizliğin sağ tarafına artı olarak geçer. Buradan 2x küçük eşit 6. Eşitsizliğin her iki tarafını 2'ye böleceğiz. X'i yalnız bırakmak için buradan x küçük eşit 3 bulunur. Reel sayılardaki çözüm kümesini yazmak için 3 ve 3'ten küçük sayılar diyeceğiz. Sayı doğrusundaki çözümünü de sayı doğrusunu çizeceğiz. Eşitlik olduğu için 3'ü alacağız ve 3'ün olduğu yerde noktanın içini dolduracağız. Bizden istediği 3 ve 3'ten küçük sayılardı. 3'ün içi dolu dedik eşitlik olduğu için. 3'ten küçük sayılarda 3'ün sol tarafındaki sayılar. Sayı doğrusundaki çözümümüz de bu. Burada dikkat etmemiz gereken dahil olup olmadığı. X küçük 3 deseydik, küçük de dahil olmadığı için noktanın içini boş bırakacaktık. Yine sol tarafı tarayacağız. Küçük ve büyük de içi boş nokta yapacağız. Küçük eşit ve büyük eşit de içi dolu nokta yapacağız. Bunu unutmamak gerekir. Dikkat etmemiz gereken bir noktada eşitsizliği negatif sayıyla çarpmak ya da bölmek. Eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Küçükse büyük olur, küçük eşitse büyük eşit olur. Şimdi örneğimizi çözelim. Rasyonel denklem, payda eşitleme ile işe başlayacağız. 12'de payda eşitlenir. 3, 6 ve 4 ile payda eşitleme yapacağız. Payda eşitleme yaparken payları çarpmayı unutmuyoruz. 4 ile çarparsak 4x eksi 8, 6 ile çarparsak eksi 6x, küçük eşit 3. Denklemlerde olduğu gibi payda eşitleme yaptıktan sonra bir daha paydaları yazmamıza gerek yok. Eksi 8'i eşitliğin diğer tarafına gönderiyoruz. Eşitsizliğin diğer tarafına artı olarak geçer. Buradan eksi 2x küçük eşit 11 buluruz. Şimdi x'in katsayısı eksiz sayı. Her iki tarafı eksi 2'ye böleceğiz. X eksi 11 bölü 2'den küçük eşit değil büyük eşit olacak. Negatif sayıya böldüğümüz zaman eşitsizliğimiz yön değiştirecek. Çözüm kümemiz eksi 11 bölü 2'den 2 ve eksi 11 bölü 2'den küçük sayılar. Sayı doğrusunu da gösterelim. Eksi 11 bölü 2'yi yazıyoruz. Eşitlik olduğu için içi dolu gösteriyoruz. Eksi 11 bölü 2'den küçük sayıları
olduğu yer sol tarafı olduğu için sol tarafı tarıyoruz.